Evet yeni bir Star Trek bölümü de aslında aynı gün çekiyoruz ama <laughs> siz hemen tabii çaktırma çok... ben tişörtümün yakasını değiştireyim farklı gün çekiyorum Aa, ben dekolte yapıyorum hafiften şöyle Yiğit Can tişörtüne çevirdim tişörtümü <gülüyor> aynen <gülüyor> buradan da Yiğit öpüyoruz bugün peki hangi bölümü konuşacağız bugün ee, Kayseriler geliyor abi. Ee, ah pardon şey bu. <laughs> Bugün sen... Senin Kayserili olduğunu altını çizmen lazım buradaki ırkçılık yapmadığın anlaşılsın. Tabii tabii. Ben şimdi onu belirterek bu şakayı yapabileceğimi legalize edeceğim. Çünkü evet, ben bir Kayseriliyim. Ee, buna inanmayabilirsiniz ama kesinlikle bu böyle. Bu doğru. İsterseniz bir gün kimliğimi de paylaşırım. Neyse, geyik bir yana bölümün adı Last Outpost ve bu bölümde sanırım ileride de birçok kez daha karşılaşacağımız, bunun sensizliğiyle yanlışsa, Ferengiler'i görüyoruz. Ve biraz da bu Ferengiler üzerinden farklı uzay ırklarının insanların fiziksel görüşüne, duruşuna, bakışına nasıl yaklaşıyor falan onları anlıyoruz. Ya bence hani alıp almamak arasında kaldığım bir bölümdü ama ferengilerin önemli olacağını düşünüp alalım dedik bakalım. Yani ne olacak ileride bilmiyorum şu anda. Bence The Last Outpost Star Trek'in genel olarak güzel bölümlerinden bir tanesi. Yani bir şekilde ben Last Outpost'u katarım şeye. Eee sallıyorum bir 10 tane ya da 20 tane Star Trek'te Next Generation bölümü seçecek olsam The Last Outpost'u aralarına alırım abi. Çünkü The Last Outpost'ta birkaç tane böyle kıymetli bilgi var. Yani senin şöyle söyleyeyim, world building'i çok iyi. Star Trek The Next Generation'ın çok daha geniş bir evrende farklı konular işleyecek bir dizi olduğunu anlıyorsun. Ee, yeni bir ırkla tanışılıyor. Yeni bir ırkın farklı farklı huyları var. Ya bu tek başına bir bölüm olabilirdi mesela. Ama tek mesele o değil. Bir yandan işte bunlar bilmem nereden enerji konvertörü çalmışlar bir tane. Ama işte bu çalma muhabbetini konuşuyorsun adam satayım size diyor. Bu diyor ki ama bizde para yok. Nasıl para yok sizde ne biçim federasyonsunuz diyor. Hani heriflerde paranın olmaması karşı taraftaki tüccarları korkutuyor anladın mı? O derece bir kültürel farklılık. Iy diyor bir de kadınlarınızı giydiriyorsunuz falan. Hani demin senin dediğin gibi yani farklılık ve çeşitlilik konusunu ele alıyor. Ee, yeni bir ırkla tanışan federasyon insanlık konusunu ele alıyor. Bir de bütün bu tanışma manışma yaşanırken iki tarafı da kitleyen aşağıda daha gizemli bir gezegen ve onun gizemli geçmişi var. Onu çözmeye aşağı gittikleri sırada üst tarafta millet ölümle yüzleşiyor. Alt tarafta ise ahlaki ve etik bir mücadele sonucunda ancak konu çözülebiliyor. Bence çok iyi bir yani formül olarak iyi bir Star Trek bölümü. İyi bir Star Trek bölümünde bunları bekliyorsun zaten anladın mı? Böyle dolu dolu olacak bir tane bölüm. Oh be dedim ya budur yani. Şey güzel zaten abi, Ferengiler gelince şey gibi de gelmiyor. Genelde yine gördüğümüz gibi işte iki taraf var, iki taraf birbiriyle atışıyor, bir şeyler oluyor. Stratejik savaşa girer işte, savaş felsefeleri konuşuluyor vesaire. Ama sonuç üçüncü bir tarafın katılımıyla bitiyor. Yani o aslında o iki iki tarafı gri bir alana alıp oradan gelen tarih içerisinde aslında kendi tarihinden uzaklaşmış başka bir şeyin uygarlığın vizyonundan bu iş çözülüyor gibi bir duruma getiriyor ya bu iş gerçekten böyle planlanarak yazıldıysa çok iyi yani ben bayağıdır hani şey olarak ki biraz fazla övüyor gibi anlaşılabilir şimdi izlenirken ama genelde ikili çekişmelerin ikili kıyasların üçüncü bir kişinin girmesiyle çözüldüğü ya da üçüncü bir kişinin vizyonuyla çözüldüğü çok iş görmüyoruz ya da ben hmm. hatırlamıyorum yakın dönemde Abi ben şöyle söyleyeyim yani bu ortalama bir dizi olsa bunlar Ferengilerle tanışırlardı. Al Ferengi ver Ferengi 30 dakika 40 dakika karşılıklı konuşulurdu. En sonunda birisinin aklına iyi bir trik gelirdi çözülürdü bölüm tamam mı? Ama Next Generation öyle bir dizi değil işte. Yani o benim hoşuma gidiyor. Zaten yeni bir ırkla tanıştın. Bir yandan enerjiler bitiyor. Ölümle yüzleşiliyor. Aşağıya gidiliyor. Yeni bir eski bir imparatorluğun kalıntıları var. Ama o da eski bir imparatorluğun kalıntıları öyle taşmaş değil. Yani bir yandan da bir antik yapay zeka var. O antik yapay zeka senin ahlaki değerlerini sorgulayıp seni falan. Bir sürü fikir. Yani bu kadar fikirden ben sana söyleyeyim Westworld'a e 3. 4. 5. sezon çıkar yani. Fazla fikir var yani. Kimisine çok geliyor. Yani buradan da Westworld'a e sallıyormuş gibi oluyorum. 1. sezonun 2. sezonu çok seven birisi olarak 3.'ünün kısırlığından çok bayılmış birisiyim. Yani yok abi bu zenginliktir ya. Fikir zenginliği yani. Karakter Lerin çok iyi kullanılması. Data'nın, Jordi'nin, Taşa'nın, karşı taraftaki Ferengi abinin ki Ferengi abi diyorum. Ferengilerimizi genelde aynı abi oynayacak. Abi bundan sonra aklında olsun. Ha öyle mi? Gelecek Doğru. gelecek 20 sene boyunca. ya <laughs> <laughs> yani Star Trek'te şöyle bir kültür var. Birisi bir uzaylı olarak tutarsa hep o uzaylıyı oynuyor. Bazen burnunu kulağını değiştiriyorlar biraz. Azıcık o sesini değiştiriyor falan ama hep o oynuyor. Yapıştırıyorlar. Sonra. Buradaki ha, buradaki o baş Ferengi'yi oynayan abimizin, aktörümüzün ismi Armin Shimerman. Bundan sonra nerede bir Ferengi görürsen %90 bu abi oynuyor. Daha sonra Deep Space Nine dizisine geçildiğinde baş rollerde bir tane Ferengi var. Onu da o oynuyor zaten. Yani ha, orada devam böyle ediyor. artık tabii bu 20 senelik bu Ferengi bu abi bundan sonra yani hep bu abi göreceğiz. <laughs> ya Ferengilik aklını düşünüyorsunuz deyip adama böyle uzun süreli kontrat vermişler yani. Ben yaparım yani ne iş olsa yaparım. Peki Ferengi yaparız abi. abi <laughs> peki bir Kayseri'de olarak sen Ferengiler hakkında ne düşünüyorsun? Yani Kayseri'leri tanıyıp tanımadığını ve data'nın Türkiye ile ilgili <laughs> İç Anadolu e, kültürüyle ilgili araştırmalar yapıp yapmadığını çok merak ettim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ferengiler yani e, özellikle işte başta belirttiğim o güzellik kıstası için ki ben hala bak bu bölümü de şeye dahil ediyorum. E, hala insanlığın hem kendisine hem diğerlerine bakışını devam ettiriyor. Hala dizi girişte yani girmeye çalışıyoruz hala. Şimdi böyle hmm. olunca da ben daha fazla hani göreceğiz gibi hissettim bu bölümlerden ilk sezon boyunca. Bu sefer de şey kaygısı işte o Tukon diye başka bir uygarlık var. Hani Ferengiler'in yanında 600 bin yıl önce yok olmuş. Uzak bir karakolda bir kişi kalmış. Orada bambaşka şeyler yaşanıp bitmiş. Onlar da hiç haberleri yok. Orayı hiç tanımıyorlar ve bir anda tanışıp bambaşka bir vizyona geçiyorlar. Ferengiler ise kendi dünyalarında kendilerini kendi güzellik algılarını oluşturmuş, kendi ticari şimdi baktığında evet yaptıkları şeyler bizim için yanlış. Star Trek dünyasındaki karakterler için yanlış fenerlerle karşılaşmak ama onlar için doğru. Yani onlar için bir doğruluk e, zemini hazırlanmış. E, ve bu bakış açısını devamlı anlatmaya çalışıyor. Bir noktada şey biraz tabi bana şey geldi. Bunlar gezegene ince. <laughs> işte fiçik fiçik falan diye böyle kırmacık evet. şey atıp oralar biraz böyle yapmasanız olurmuş dedim ama <laughs> <laughs> evet evet. Yani Ferengilerin çakal olduğunu biraz yılan olduklarını anladık zaten. Bir de beden dilleri de şöyle ya abi ona göre. <laughs> o biraz fazla olmuş bence. Ona gerek yokmuş ya. Biz anladık abi Ferengi'nin bakış açısını zaten. <laughs> yani ilerleyen bölümlerde Ferengiler şey gibi olacak yani böyle. Ya gerçekten tüccar yapan manipülatif ticaret yapan manipülatif adamlara dönüş bir şey diyecekler. Peki bilmem ne koste, ne düşüyorsunuz falan filan olacaklar böyle ama bu ha. ilk bölümde biraz gaza gelinmiş yani. Abi siz yılan gibisiniz. Biraz yılan gibi <laughs> böyle oynayalım mı <laughs> yönetmen? He böyle oynayın. <laughs> Biraz fazla o da yani. yani şimdi şey, şey yapabileceğim bir halde değil. Yüz yüze geldin de hiç güvenip hiçbir şey ne madde edemez. Test işaret yapacağım bu herifle. iğrenç bir herif yani. Tabii canım işte. Onu biraz toparlıyorlar sonradan. Ha, e, onu merak ediyordum. Abi. Bunu soracaktım zaten sana. Hani Ferengiler hmm. inşallah ileride de böyle civir civir karakterler olarak görmeyiz ya, diye. Civir civir ama akıllı ve tehlikeli karakterler oluyorlar daha çok. Burada evet. biraz böyle civir civirliklerinden musun gibiler birazcık e, ee, çocuğumsu gibiler. Biraz daha böyle ay bak ferengiler abi kesin bir yılanlık çıkar tarzına geliyorlar ama şeyleri geçmiyor tabi. Biraz da komikler yani işte mesela şey hiçbir zaman bitmeyecek. İyisiz siz kadınlarınızda giydiriyorsunuz falan. Ciddi konu yani hiçbir zaman geçmeyecek hani böyle anladın mı? Çıkarın şu kadın üstü kıyafetleri yazıktır. <laughs> böyle, böyle bu ırklar arası çekişmeler Star Trek'in her zaman bir konusu olacak. Çünkü yani hakikaten başka ırklardan bahsediyoruz yani. Tabii. Şey gibi değil abi bunların kökeni Asya, bunların kökeni Afrika hadi herkes birbirini öldürsün tarzı değil de yani genetik diziliminin hiç seninle alakası olmayan, hmm. vücudunda sende asla bulunmayan, moleküller taşıyan bambaşka yaratıklardan bahsediyoruz. Hmm. Orada bile diplomasi yapılmaya çalışılıyor. Hani bir ırkçılık yapılacaksa buralarda yapılması lazım. Burada bile ırkçılığın ötesinde bir bakış açısına uzlaşmaya çalışıyor Aynen. federasyon ki ırkların ötesinde bir noktaya ulaşabilsin. Burada çok güzel bir noktaya geliyor işte. Özellikle de e, Riker üzerinden. Yani konu şu ya, yani tanımadığın, bilmediğin ve bunları bilmediğin için korktuğun şeyi yok etmeli misin, etmemedim misin? Ki aslında tam Hı. şu anda içinde kaldığımız durum, hala yüzyıllardır çözemediğimiz durum bu. Irkçılığın çıkış noktası, korkunu yok ederek mi halledeceksin? Hayır abi işte burada zaten işte şu an tamamen yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Sun Suzu ya da Sunzu. Savaş felsefesi. Sunzu değil mi? Savaş felsefesi üzerinden bunu anlatıp Ryker'ın karakterini geliştirip onları yok etmemeyi e, seçmesini sağlayıp burada çok iyi bir şey yaratıyor. Aynı zamanda hani Picard da aslında kendi e, stratejik mantığını burada ilerletmeye başlıyor. Senin de dediğin işte ırkçılığın ötesinde o e, bilmediğimiz yok edelim abi. dur abi bir sakin, bir tanıyalım, bir tartalım, strateji yapalım. Ryker'ın önüne de işte artık abi sen yumruksun orada artık öldürecek misin? işte Tukon e, gardını ile yaptığı konuşmadan sonra yok işte hani e, savaşıp savaşmadığını ne zaman savaşıp ne zaman savaşmayacağını bildiğin zaman bir savaşı kazanırsın e, işte Sunuz'un sözüyle konuyu çözüp karakterlere bence süper bir gelişim ekliyor burada e, Ryker'ın yine ya portalın saldırısından tırsmayıp da asıl, korku düşme, asıl düşmanımız korkudur korkudan korkmadığımız Hı. zaman korkmayız falan gibi böyle bir çıkış yapması da <laughs> Yine federasyonun bakış açısından iyi bir nokta. Kaliteli ee, ve aslında şeyde ikinci kere vurgulamış oluyor aslında çok kısa bir zaman aralığıyla. Yani Q ile Picard'ın yaptığı konuşma. Yine aslında Riker ile Portal arasında gerçekleşen konuşmanın da kafası burada. Ama hani biraz da artık ben bu bölümde şeyi anlıyorum. Ha okey yani demek ki federasyon dediğin yapı böyle bir yapı. Yani bu tarz değerleri olan bir yapı. Ki bakma Körke burada çok benziyor Riker bu bölümde. Bana çok Körke'ü hatırlattı bu bölümdeki halleriyle. Picard çünkü hiçbir zaman bu derece aksiyon adamı gibi göğsü ortada çık çıkmıyor bir süre daha. Ama Riker biraz daha böyle genç, atılgan, hevesli ikinci kaptan. Yani fiziksel mevzulara da giriyor ama yeri geldiğinde de tamam atılganız, girişkeniz ama denyoda değiliz. Yani bir takım değerlerin farkındayız kafasında bir adam olması. Çok erken bölümlerde olduğundan söyleyeyim yoksa daha Riker'la da, nerelere nerelere gideceğiz de. Ee, i̇nceden inceden Riker'ın işaretlerini veriyor burada. Şey evet. gibi çok güzel detaylar var bu bölümde. İşte iki de gemi karşılıklı geliyorlar ve açmazda kalıyorlar. Tam da o bölüm işte Data'nın parmaklar... Hani <laughs> evet takılıyor. abi. Yani bunlar böyle çok güzel yazarların güzel dahil ettikleri konular. Ve o açmacı kendi çözemiyor zihninde. Hani bir dış Tabii, şeyle çözemiyor. Tabii çünkü çözebilir. hep parmaklarını dışarıya çekmeye çalışıyor. içeriye çekerek kurtarabileceği aklına gelmiyor falan. Hani aslında böyle küçük küçük göndermeler var ama orada şey gibi bir sahnede yok. Yani ben mi kaçırdım diye tekrar baktım. Genelde böyle bir şeyi beklersin ya iki tarafa çekiyor açılmıyor. Sonra ileri itiyor açılıyor bu sefer hemen oradan birisi. Aa Data sen bir dahisin işte böyle yapmamız lazım falan deyip bölüm çözülüyor ondan sonra. <laughs> ya orada böyle ya, falan deyip Data'nın parmağı açıyor. Sonra bunlar toplantılar ve toplantı devam ediyor ya aslında yani böyle. <laughs> Data böyle kalıyor. <laughs> evet yani basit senaryo yazarılığı taktiklerinin de olmaması bu bölümde benim hoşuma gidiyor. Yani şey gibi numaralar güzel bir zekice işte abi herifler bizi bitirdiler ne yapacağız eyva diyorlar en başında. Ee, ama hemen şey gibi taktikler de var yani ya şunu fark ediyorsun bu bölümde. Bir önceki bölüm nasıl Naked Now'da millet kafayı yiyince nasıl tipler olduklarını böyle iç dünyalarını görüyorduk biraz. Bu bölümde biraz şey görüyorsun bölümün başında bilhassa. Abi enerjiler çekiliyor, silahlar kapanıyor, kalkanlar devre dışı anladın mı? Hani böyle bitiyorlar herifler bir anda. Aman baba bu ferengiler neymiş? Picard diyor ki ya neyse dur hani teslim olalım neyse ne. Ama orada da hemen çakal gibi karşı tarafın da kötü durumda olduğunu anlıyor. O evet. konuşmadan önceyse ekibin arasında şey geçiyor ya. ...abi gemiyi ayıralım, alt taraflı zıplayalım... ...sonra geri arkalarına zıplayalım... ...siz önden mermileri çekerken <laughs> biz arkadan Kral. dolarız falan diye böyle... ...anladın mı? Hemen <laughs> böyle şey yapıyorlar ya böyle... ...yani... ...strateji kuruyorlar. Söyleyeyim. The Last Jedi'a Jedi harcanmış... ...toplam zekanın... ...dört katını... ...iki sahnede bitiriyorlar bu bölümde yani. yani şu kadarcık bir şeyi The Last yazan insanlar... ...düşünmüş olsa... ...o filmde yapılmış olan binlerce aptalca fikir... ...hiçbir zaman olmayacak... Çünkü evet abi yani anladın mı? Bir anda şeyi görüyorsun. Ha ulan evet lan bunlar uzay gemisi subayı, asker bunlar yani eğitimli insanlar anladın mı? Yani akademik kafası da çalışan savaş eğitimi de almış adamlar. Tabii ki abi çaresiz kaldık ne yapalım? Bağlayın bakalım ne yapmışlar. <laughs> Değil. Hemen bir fikir üretmeye çalışıyorlar. Kıyatları sen önden geçersin bilmem nereye gideriz. Bir gezegene iniyorlar bilmem ne enerji çekiyor bilmem ne oluyor. Yani hep böyle bir bulmaca çözme. Hep bir böyle problemlerin üstesinden gelme kriz yönetme diyeceğim hatta yani sürekli böyle bir halleri var ekibin ve çok iyi yapıyorlar bunu. O Picard'ın odasındaki toplantıda öyle Data da geliyor, Riker Warf falan da geliyor. Hemen böyle şöyle yaparız, böyle yaparız bilmem ne değerlendirmeler. Bu sürekli bunların çözüme dönük çalışan halleri benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ve bunu hep şey olarak yapıyorlar. Evet bulduk yapıyoruz gibi oluyorlar. Evet işte bunu yaparsak öldürürüz ama bir dur. Bir sonrakinden ne olabilir. Hani o işte şey gibi bu. İşte reklamcılık stratejisi gibi de biraz aslında yani sen bir strateji yaratırsın ve aklına gelen ilk hmm. şeyle gidemezsin ya hep aslında evet bunlar bunlar olursa ikinci aşamada ne yapacağız? Üçüncü aşamada ne olacak? Tabii ki işte böyle bir tepki gelebilir. Ee, bunda ne yapacağız? Çünkü de tanımıyorlar. Sen orada işte senin e, ürününü satın alacak ya da ürüne tepki verecek kullanıcı da her zaman doğru tanıyamayabilirsin. Yolda tanıyorsun bazen bu stratejileri çok iyi geliştirebileceklerini işte Riker'ın ben o yüzden şu an çok merak ediyorum. Hani Riker karakteri burada verdiği işaretle işte o Guardian'la yaptığı diyalogtan sonraki başta dediğin gibi hani önce vurup parçalamaya giderken en sonunda evet abi ben nerede savaşmayacağımı da bilmek zorundayım anlayan bir karaktere dönüyor. İşte bunun nereye gideceği çok önemli. Burada da yani bu bölümde işte bu stratejik düşünmeyi, bu stratejik düşünmeyi yaparken taşları sadece dizmekle bitmedi. Yani bu taşları dizerken de ne düşüneceğin de çok önemli. Niye oraya koyuyorsun? Bizde hep şeydir. Ee, yani bir işi yaparken yaptım oldu dersin ama yok öyle çalışmaz yani. Bu en basitten YouTube'da bir video attığında bile sen de şey işte tartışıyoruz iki saat. Yani kapağa şunu mu koysam, bunu mu yazsak, böyle mi olsa? Çünkü hepsinde bir sonraki adımı düşünüyorsun. Ondan bir tepki alabilir misin onu düşünüyorsun. Ya ne çıkabilir buradan? Bunları düşünmeden hareket edemezsin ki koca evrendesin yani. Nasıl hareket edeceksin zaten? İşte karşına 600 bin yıllık uygarlığın uzak karakolu da çıkabiliyor. Ferengi de çıkabiliyor diyor bölüm sana. <laughs> Tabii. Valla dediğim gibi benim bu bölümle alakalı tam tüm söyleyeceklerim bu kadar abi. Çok farklı kıymetleri olan Peki. bir bölüm. Bir Star Trek bölümü zenginliği dediğimde aradığım şeyler bunlar. Ya bazen bir Star Trek bölümünde fikir çok iyi oluyor. Bazen de olaylar çok fazla açıdan gelişiyor ve böyle e, dolu dolu bir bölüm izleyip izlediğinden çok keyif alıyorsun. Bu öyle bir bölümdü. ikinci tip bir bölümdü gerçekten. Yani üç tane plot vardı aynı anda akmakta olan ve bunlar başarıyla birbirleriyle entegre bir şekilde açıyor, e, e, devam ediyor ve sen bu bölümü hiç şey izlemiyorsun. Dikkat et. İşte Asementa mühendislikteki Michael'la konuşmuş. Michaela galiba ha, bir merkezden evet. hoşlanıyor. O herhalde şey yapmış orada. Falan. Yani B plot C plot dediğimde şimdiki dizilerde böyle aptal aptal bir o da ondan hoşlanıyor, bu da bundan gerginiyor falan gibi durumlar da yok. Ciddi ciddi plotlar var Korkmuş yani. Korkmuş abi o falan Bilim kurgu şey. bölümleri, bilim kurgu yani şeyi unutmamak lazım. Sonuçta as askeri demeyeyim ama hani askeri nizamda bir yapıya ya Star Trek Federasyonu, Hı -hı. şey filosu. Federasyon filosu. E federasyon filosunun şeyini görüyorsun. Ya yani bir sürü açıdan nasıl çalıştığını görüyorsun. Naked Now'da gördüğün, Naked Now gibi absürt bir senaryoda bile gördüğün e, ciddiyet burada ciddi bir durumda çok daha iyi değerlendiriliyor. Valla evet bu bölümü de böylece toparlıyoruz o zaman. Benim de ekleyeceğim Hı -hı. bir şey yok. Haftaya ne konuşacağımızı söylesek mi acaba yani bir sonraki bölümde? Yoksa kalsın mı? Tabii evet, tabii. tabii. Yani millet patır patır izliyor aslında ama arkadaşlar bizim şimdilik niyetimiz Where no one has ever gone before, Lonely Among Us, Justice, The Battle, Hide and Cue falan diye gitmek şu an atladığımız bir bölüm yok. yapıştır yapıştıra devam edin siz de. Evet. her bölümün sonunda atlayacağımız bir bölüm olursa yani çünkü bazen bazı bölüm oluyor mesela Code of Honor'ı atladık şu ana kadar hey, yeah, falan diyorsun yani böyle. <laughs> yani Mu muhtemelen şey, üzere... 10. bölümü de atlayabiliriz gibi duruyor ama bakalım evet bakalım yani yaklaştıkça ona karar veririz biz de izledikçe biraz karar veriyoruz Hı -hı. Ee, üzerinde iyi kötü konuşacak bir şey varsa genelde bölümleri alıyoruz ama bazı bölümler hele aslında sezonlar devam ettikçe bazen şey olacak evet bu bölümde bu oldu tarzı bölümler çıkıyor yani kötü olmayan ama bir ekstra keramet katmayan şimdi ilk sezon olduğumuz için karakterleri tanımak açısından kıymetli bölümler bunlar. Burada herhalde çok bölüm atlamayız gibi geliyor. Bakalım şu an sıradan izlemeye devam edebilirsiniz dediğimiz gibi Code of Honor dışında atladığımız bir bölüm gözükmüyor. Bir sonraki bölümün sonunda da tekrar bilgi veririz size. Aynen. En kötü ben videonun açıklamalarına yazarım. Hatta siz de videonun sonunda çıkan linklerden hem bu videoların playlistine ulaşabilirsiniz hem de Diğer yönlendirme ulaşabileceksiniz. Yatay bakışla dikey çakış, zaten Sungur'un kanalı devam edecek. Biz de Start Revin kanalda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hı hı. Görüşürüz. Hoşçakalın.